Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz ve Minecraft'ta Survival serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümdeki amacım yeni bir ev yapmak arkadaşlar. Ve hani evin içine de depo yapmayı düşünüyorum aslında küçük bir tane. Yani planlarımı göreceksiniz şimdi. İlk öncelikle malzeme için ben karataş kullanmayı tercih ettim. Onu bir kesinleştirdim. Karataşlardan cilalı karataş yapacağız. Cilalı karataşlardan da şey yapacağız. Tuğlasını yapacağız. Güzel bir şekilde. Ve evet, şu an herkes şu soruyu soracak. Niye envanterimde bu kadar fazla yatak var? Şimdi şöyle diyeyim arkadaşlar. Bizim şu ip varmadan gelen iplerle birlikte bir sürü yün yaptım ve onunla da bir sürü yatak yaptım. Şimdi o yaptığım yataklarla birlikte Nether'da yatakları patlatacağım. Çünkü aynı zamanda bakın Netherite'ın çıktığı katmanda aynı anda Karataş da çıkıyor. Yani bu bölümde hem Netherite toplayacağız hem de üzerine Karataş toplayıp yeni ev yapacağız. Yani Netherite'ı tabii yükseltemem çünkü bana yükseltme şablonu falan lazım. Onları Bastion'lardan bulacağız. Ama hani en azından şey yapmak istiyorum, yani Karataş toplamak istiyorum. Şimdi yanlış bilmiyorsam 15. katmanda çıkıyor olması gerekiyor bu şeylerin. O yüzden 15'e ineceğiz. Şimdi bir dakika. En fazla Netherite 15. katmanda çıkıyordu. Aşağı nasıl? Aman atla direkt. Şimdi 15. Abi bak, piglinler. Sizden bıktım hepinizden ya. Öl. Bak pantolon düşürdü. Ama alamıyorum çünkü. Envanterim doldu. Şimdi 15. katmana kadar inmem gerekecek. Ve evet, şöyle bir şey yapmayacağım abi. Direkt altıma kazmayacağım. Lava düşmek istemiyorum çünkü. Bir dakika, ekmek yiyeyim. Zaten az kalmış, bitecek ekmeklerimiz. Ondan sonra full ete geçeceğiz. Şimdi tam şey katmana kadar kazacağım arkadaşlar. 15'e kadar kazacağım. Ardından yatak patlatmaya başlayacağız. Ve evet arkadaşlar, şu anda gördüğünüz gibi aşağı inmeyi başardım. Şimdi hemen bir tane ilk yatağımızı patlataraktan bence başlayabiliriz. Ama şöyle koyayım. Önüme blok lazım ki sıkıntı olmasın çok fazla. Evet, herhangi bir şey yok yani. Olması da çok beklemiyordum. Evet, birkaç tane de böyle aynı böyle, bu şekilde yatak patlata patlata bir şeyler yapacağız. Nidraç çıkmıştı. Çok güzel. Hemen ben tekrardan aynı noktaya gidip geliyorum. Ve evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Az önce ufak bir kaza yaşadı. Bu arada Nidrite çıktı. Çok güzel. Bayağı bereketli başladı video ama Karataş yok. Şimdi şöyle bir kapatalım. Şimdi şöyle yapacağım. Ben bunları hızlı çekimde patlatacağım veya evet, hızlı çekimde patlatsam bayağı güzel olur. Öyleyse hızlı çekim başlasın. Do you know where secrets go? 'Cause I've forgotten mine. They've slipped out of my control, and you know where they hide. Your love's a little heavy. You're touching me already, and it's working up my nerves. You should probably forget me, 'cause I'm terrified you'll get me when I'm at my worst. It's not too late to let you know that you're in love with a ghost. So run! Pack up your bags and run. Once you see the truth, you'll be over it. Run!
You just gotta run. I could whisper sweeter things, and back to me you'd crawl. Puppet to your love for strings, but it's not love at all. My ego's still providing. I'm not the one who's driving, but I can't find the brakes. Yeah, girl, there's no denying that even though I'm trying, I'm your next mistake. I'm falling deep. You should take me at my word. It's not too late to let you know that you're in love with a ghost. So run. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Şu anda bir şey söylemek için kaydı devam ettirdim. Şu anda 3 saattir kayıttayım. Şu an ya bunu nasıl editle küçülteceğim bilmiyorum gerçekten de. Ama hani bakın, yani olacak gibi değil. Hala yapmaya devam ediyorum ama yani yapması çok zor. O yüzden şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Ben büyük ihtimalle hani burayı hani daha fazla hızlı çekim yapmayacağım. Direkt burayı bitirmiş vaziyette döneceğim. Çünkü gerçekten yoruldum artık yani. Direkt burayı bitirmiş vaziyette döneceğim. Böyle bitirince tekrardan videoya devam ederiz. İçini falan da bitirmiş olacağım. Büyük ihtimalle bütün her şeyi de yerleştirmiş olacağım. En son geri dönmek üzere. Şimdilik bay bay. Bakalım aradan ne kadar zaman geçecek. Bu arada saatler geçebilir. Hatta günler de geçebilir. Çünkü şu anda çok yoruldum. Onu söylemem lazım. Neyse, şimdilik görüşürüz bakalım. Ne zaman kaydediyorum? Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Aradan bir gün geçti. Şaka gibi sanki aradan birkaç saat geçti gibi söyledim ama aradan koskoca bir gün geçti ve ben eve bitirdim. Şu an görüyorsunuz, kocaman bir ev yaptım buraya gördüğünüz gibi. Bence güzel olduğunu düşünüyorum. Burada akşam oluyor. Hemen bir uyuyalım. Size evi tanıtacağım zaten birazdan. Hemen bir uyumak istiyorum. Şimdi evin zaten zeminini şeyden yaptım. Şu cilalı diorit'ten yaptım. Duvarları tuğlalardan yaptım. Şu camları da şey açık gri camdan yararlanarak yaptım. Ve fenerle de aydınlattım gördüğünüz gibi. Benim için yapması çok uzun sürdü açıkçası. Hatta bakın size bir şaheser göstereceğim. Şimdi istatistiklere basıyorum. Sonra eşyalara basıyorum, bakın kazma miktarına geliyorum. Diorit, kaç tane diorit kazdığıma bakın, yani cilalı diorit yapabilmek için. Neredeydi diorit, diorit ha. Bir dakika, bu değil ama bu direkt cilalı normal diorit lazım. Ha, 1930 tane diorit kazmışım arkadaşlar. Ve hani onların hepsi cilaladım ben, sonra zemine yerleştirdim. Karataşa da bakalım istiyorsanız, çünkü duvarları da karataş tuğlasından yaptım. Bakın 1328 tane de kara taş kırmışım. Gerçekten benim için eziyetten bir farkı yoktu yani. Sonra bunları tabi cilaladım. Sonra tuğla yaptım falan. Bayağı uzun işler şey yaptım. Ya, bayağı uzun sürdü kısacası. Ve şimdi diyeceksiniz, burada niye böyle bir yer var? Bakın burada kim var? Bir dakika, oyun seslerini kısayım. Şimdi. Ben bir ara şeyler geldi arkadaşlar. Şu adını unuttum. Yağmacılar geldi. Bir tane de bayraklı geldi. Hemen hapsettim. Despawn olmasın diye şey bota oturtturdum. Şu an öyle kaldı adam. şimdi Ender'i gezdirmeye başlayayım abi. Enderman, sen ne yapıyorsun bu arada burada? Hemen bir ölür müsün? Ölmezsin değil mi? Doğru. Hemen öldürelim abi bunu. Tamam. O Ender'i de verdi. Şimdi arkadaşlar, ev içini gezdirmeye başlıyorum. İlk öncelikle bu orta kattan giriş var gördüğünüz gibi. Giriş için şöyle güzel desenler kullandım. Ardından burada halı deseni yaptım yani, çünkü çok boş duruyordu. Portalı buraya taşıdım. Bir sürü fırın yaptım, buraya koydum. Örsümüz, craftingimiz, yatağımız orada gördüğünüz gibi. Ardından buradan bir merdivene çıkıyoruz. Alt kata indiğimde burada gördüğünüz gibi chest odası olacak burası. Daha tam bitmedi. Burası full böyle chest olacak boydan boya. Buraya da böyle karışık bir ortam vereceğim. Bütün eşyaları da, itemleri de taşıdım gördüğünüz gibi şu an burada yani. Ha bu arada ben karataşarken netherite da buldum birazcık. Gördüğünüz gibi 10.000 tane netherite hurdam var. Bunlara külçe yaparız ama şu an yükseltemem çünkü şablon lazım. Onun dışında hemen üst katı götüreyim size.
Burası şu anda gördüğünüz gibi boş. Buraya bir şey yapmadım. Buraya ne yapacağımı da açıkçası çok bilmiyorum. İlk başta buraya tarla katı gibi bir şey yapacaktım ama çok saçma olur. Çünkü zaten benim hani yemek problemim yok. Hani o yüzden yapmam çok saçma olurdu. Buraya ne yapmamı istiyorsunuz yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ardından üst kata çıkıyoruz. Burası tavalarası arkadaşlar. Buraya kütüphane tarzında bir şey yapmayı planlıyorum diyebilirim. Evet. Buraya o tarz bir şey yapacağım. Ve yani çok uzun sürdü gerçekten bunu yapmam. Yani bir gün geçti aradan. Ben bunu şey saat kaçta 4.30'da 5'te falan başlattım ve saat şu an sabah 11.30. Yani aradan ne kadar zaman geçtiğini siz düşünün. 4-5 gibi bu arada şey hani akşam 4-5 gibi. Yanlış anlaşılmasın. Şimdi gördüğünüz gibi evim bu şekilde. Birkaç şey daha göstereceğim sizlere. Şimdi şurada bir de bir tane arkadaşımız var arkadaşlar. Birkaç tane köylü hapsettim buraya. Hemen sizlere bir göstereyim hatta. Şurada gördüğünüz gibi taş kesiciler şey yaptım buraya. Hapsettim. Bu bize cilalı diorit veriyor. İşte birkaç tanesini buradan aldım. Bu bize cilalı granit verdi. Sonra bu damla taş bloğu vermişti. Bu da şey verdi. Andezit veriyor. Yani bütün şeylerin cilalısı elde ettik. Ya bir de size bir şaheser göstereceğim arkadaşlar. Bir saniye şuraya bir gireyim. Şimdi bakın. Abi ne oluyor bu arada burada? Bir dakika. O ne? Bir dakika abi ölür müsünüz bir? Abi bir öl ha. Ben kaçıyorum buradan şimdi. Şurada bakın. Burada bir yerdeydi. Neresi orası? Bir saniye. Abi çok sıkıntılı ortam ya. Tamam. Bu da patlasın. Ya çok sıkıntılı bir durumdayım da. Burada baya bir şey vardı aynen bakın. Diorit bakın. Burası full dioritti. Hepsini topladım. Hatta aşağıda da vardı. Onları da topladım baya bir. Burası full dioritti. Böyle bir şey yoktu yani. Burayı ben kendim kazarak yaptım. Diorit toplaya toplaya. O kadar fazla topladım. Karataş kazdığı bir yeri de göstereceğim. Nedir da? Hem yukarı çıkayım da. Şimdi. Bir hemen öldürür müsün beni? Sağ ol. Nether'a gidelim hemen. Portalı da taşıdım gördüğünüz gibi bu arada. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi geldim. Yani bu kadar fazla yatak patlattım. Dolayısıyla Netherite falan da buldum arada. Bir de bu kadar da değil bu arada. Ben bayağı böyle kazdım falan filan. Bakın şuralardan mesela delikler var. Full böyle karataş anladım. Orada lav falan çıktı böyle. Bayağı uğraştırıcı oldu anlayacağınız bu bölüm benim için. Ama yaptım mı yaptım. Mutlu muyum? Mutluyum arkadaşlar. Sonunda evi yaptım. Bir dahaki bölümde ne yapacağımı tam bilmiyorum. Bastion yağmalayabilirim belki. Emin değilim çünkü şeye ihtiyacım var. Netherite olmak istiyorum. Bir de ben bir hemen ölerek eve gidersem. Şurada lav var gerçi. Tamam. Şimdi. Seti bir yiyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Yine halı desenleri yaptım. Çünkü çok fazla boş duruyordu. Hani üst katı ne yapacağımı bilmiyorum arkadaşlar. Lütfen bana hani... Hani düşünceleriniz varsa bana söyleyebilirsiniz. Ben de hani yani yorumlara yazabilirsiniz. Göreceğiz bakalım neler yapacağımızı. Ha bu arada ben artık ölümsüzlük totemi istiyorum. O yüzden şu arkadaşı öldürüp bir baskın başlatasım var. Ama onu burada yapmayacağım. Uzakta bir yerde öldürmem lazım. Çünkü burası da zaten abi şey var hani köylüler var. Buraya baskın atarsa sıkıntı olabilir. Hani onu ben bir bundan sonra bir bakacağım. Araştıracağım hani işte şu nasıl oluyor falan filan diye. O şekilde şey yapacağız yani demir farmı ne kadar demir üretmiş bu arada bakmadım ben. Çünkü full evi yapmakla uğraşıyordum hemen bir bakalım ne kadar demir üretmiş bize. Ve geldim evet. Bakalım evet gördüğünüz gibi bu kadar fazla demir üretmiş hala da üretmeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi bu kadar fazla demir üretmiş. Ben orada gidip ceberleşirken evle bu arkadaş bayağı bir demir üretmiş. Artık demir problemimiz de yok demek oluyor bu. Arkadaşlar geldim ve şu anda gördüğünüz gibi içeride bu kadar fazla köylü var. Biraz fazla köylü var. Ben şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Video dışında birazcık daha kütüphaneci şey yapıp güzel büyüler getirmeye çalışacağım. Bütün setime koruma 4 basmaya çalışacağım. Şey işte kazma balta ve küreye verimlilik 5 basmaya falan çalışacağım. Bayağı kısacası işim var benim videodan sonra. Ha bu arada bu köyde de adam kalmadı demiştim galiba. Aslında kalmış bir tane şu hani yeşil şeyli tişörtlü köylüler oluyor yani iş almıyorlar. Onlardan bir tane kalmış galiba. Şimdi onu bulup öldüreceğim abi bulabilirsem. Çünkü iş almıyor abi. Hiçbir işe yaramıyor zaten. Bakın burada adam hala nasıl hayatta kalabilmiş ben de bilmiyorum. Bakın. İş almıyor bunlar arkadaşlar bilmiyorsanız yeşil oldukları için yani. O yüzden ölebilirsin.
Evet, çok güzel öldü. Neyse, gördüğünüz gibi o şekilde onu da halletmiş olduk. Neyse, öyleyse bence ufaktan videonun sonuna gelebiliriz. Bugün de şuradaki devasa evi yaptım. Yani şu çatı da bayağı fazla malzeme istedi bu arada. Hani o yüzden Nether'ı da çölleştirdim. Yani zaten çölden farksız olan bir daha çok çölleştirerek, ağaçları da keserek halletmeyi başardım. Ya yani bayağı bir uzun zaman aldı benim için. Yani bir günden uzun süre aldı. O yüzden arkadaşlar lütfen videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Yani ne kadar emek verdiğimi görüyorsunuz. Lütfen emeğimin karşılığını yani verin. Mutlu olurum. Yani o şekilde. Onun dışında çok fazla bir şey, başka bir şey yaptım mı? Çok fazla bir şey yapmadım başka arkadaşlar. Bir dahaki bölümde ne yapacağımız sürpriz olsun. Sizlerden yorumları da bekliyorum. Bir dahaki bölümde ne yapacağımıza dair fikirlerinizi. Zaten stok yaptığım için yani şey olacak büyük ihtimal. Sonraki gün yayınlanacak bu videodan. Ya o yüzden dediğim gibi hani videoya like atıp kanala abone olur. Konuşamıyorum artık ya. O kadar uzun zamandır yapıyorum ki. Neyse. Umarım video beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.